Şuradan hadi frenimizi bindirelim. XC90 ile birlikteyiz arkadaşlar. Aracımız 2006 model D5 2.4 dizel. 2.4 dizel de güzel makine. Baktığın zaman hakikaten. 2002 yılında çıkan bir araba bu araba. Normalde dünya piyasasına. XC90 veya XC90 klasik diye adlandırıldığı yerler var. Mesela Çin'de biraz daha farklı bir XC90 klasik adı altında üretilen XC90'lar var. Bunun bir de 2014 sonrası, 2016 sonrası herhalde bir ikinci evet. neslinde de onlara da bazı yerlerde klasik diyorlar. Bu makine ülkemizde de yine en çok bulunan motor işte 2.4 D5 motoruyla birlikte geliyor. 5 silindirli 20 valflik dizel bir makine bu makine. Arabanın platformu Volvo D2 diye bir platform. Bu platform aslında Volvo P2 diye bir platform. Özür diliyorum. Bu platforma esasında Ford D3 diye bir platformdan devşirilen bir platform. Yani yine bir Ford ile o zamanlar biliyorsunuz zaten ortaklıklar aynen, devam ediyordu. O yüzden Ford üzerinden devşirilen ki bunun şeyini zaten yolda hissediyoruz. Yol tutuştan gerek tepkilerinden falan hissediyoruz bir Ford elinin değdiğini. Gerek sertliğinden o evet. da o da tabii bir etken. Şimdi bunda ikisi harmanlanmış. Hem Ford'un sertliği var hem Volvo'nun sağlamlığı. Aynen böyle. İkisinde çok birinden. Güzel bir harmanlama olmuş. Güzel bir ikili aslında. Ben Volvo Ford ikilisini seviyorum o manada. Şimdi arabamızın dış tasarımından biraz başlayayım. Sonra motorundan ve içerisinde devam edelim. Dışarıda ön tarafta oldukça küt bir tasarım var. Yani araba esasında 2006 gibi değil. Bu araba 2014 yılına kadar üretilen bir araba normaldi. 2006-2010 civarlarında üretilmiş bir araba gibi değildi. Sanki 80 modelmiş gibi. Evet. Ön taraftan baktığın zaman önde xenon farlarımız var ama merceksiz. Aynı zamanda far yıkamalarımız var. Sis lambalarımız var alt tarafında. Ön tarafta, yan tarafta, arka tarafta bütün arabanın alt kısmında plastik kaplamalarımız var. Biraz daha araziyi vurgulayan kaplamalar bunlar. Yine kaputumuz oldukça böyle büyük. Sofistikelerimiz kaputun ucunda buradan da görebiliyorum üstünde. Araba böyle heybetli, epey bir iri duran bir araba. Zaten iri de olan bir araba. Yan tarafına geçtiğimiz zaman mesela ilginç bir şey var abi. Sinyal lambaları kapıların üstünde. Genelde çamurun evet. üstünde olur ya. Bunda doğru. kapıların üstünde. Onun haricinde yan tarafta oldukça küt düz bir tasarım var. Arkaya doğru böyle yükselen standart fix bir tasarımımız var. Arka tarafa geçtiğimiz zaman ta böyle C-stumların üstlerinden başlayıp da aşağılara ortalara kadar gelen gelirken de genişleyen stop lambalarımız var. Aynı zamanda bagaj kapağımız ikili açılıyor. O güzel. Üstten açıyorsunuz. Sonra alttan açıyorsunuz. Ama şey yok. Mesela onu isterdim. Cam kısmı da açılsın isterdim mesela. Aynen. Bu 5 kişilik bu arada versiyonu. Bunun bir de 7 kişilik. Zaten daha çok 7 kişilik versiyonu var. Bizim bindiğimiz makine şu an 5 kişilik olan versiyonu. Şimdi bu arka tarafta bagaj hacmi tabii teknik verilerde genelde 7 kişiliğin bagaj hacmini buldum ben. 480 litre civarlarında ama bunun 600'ün üzerindedir kesin yani. Tabii. 5 kişiliğin. Bayağı böyle ciddi bagaj hacmi var arkada. Şey de güzel. Yani alt tarafta bir ilk yardım için alan yapmış. İlk alan ilk yardım. Hani ilk aynen, böyle elinin çabuk gayet. Ulaşacağı yer. İlk yardım. Hızlı müdahale. Geri kalan tarafta da hani bu ilk yardımın altında da arabada kürek falan var yani katlanılabilir. Önemli abi. Araziyi vurguladığı için. İlk yardım o. ögelerinde kürek önemli bak. Kürek, balta sapı, ondan sonra levye. Haydar, levye bunlar ilk yardım konusunda çok önemli yani. Doğru. Bizim memlekette özellikle. Arka tarafında yine bir tane böyle bir kocaman bölme var. O da güzel. Bagajın genel tasarımı böyle kocamanlığı falan iyi kullanışlı. Her tarafında kancalar mancalar var. Onlar güzel detaylar. Evcil hayvan falan taşımak için arkada. Aynen. Onlar daha çok düşünüldüğü için hani biraz daha Avrupa standartlarda. Bunda şimdi şey abi yani sadece bir tane evcil hayvan değil yani o kafes yap oraya bir sürü koy yani. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi gibi kullan yani. Şimdi şeye gelelim, arka tarafına gelelim. Arka tarafta kapı yüzeylerimiz güzel, yumuşak, kaliteli deri malzemelerden yapılmış. Aynı zamanda iç kapı içi gözlerimiz de var. Gözler güzel de o kapının setleri var ya böyle. Evet. Onlar biraz böyle az yani. Biraz daha böyle şey olabilirdi. Yine içte orta konsolda mesela şeyimiz var. Küçük bir şaft tünelimiz, 12 volt çıkışımız, küllüğümüz, bir de bardak. İki tane bardaklığımız var. Bir de bu tarz bardaklıklarda genelde şey olur. Böyle sen açarsın o geri kapanır hani. Evet. Bunda öyle değil. Açınca kalıyor. Aynen. Bu tek kademe şey. O güzel olmuş.
İstediğin zaman da gizleyebiliyorsun, kapatıyorsun orada. Bir şey dökülürse de halıya dökülür mesela. O da güzel. Koltuğa, üstüne falan evet, dökülmez. Evet. Yani halıya dökülür. Temizlemesi kolay olur. Bazılarında da mesela şey olur ya, iki koltuğun arasında içeriden çıkar böyle. Onları da severim ben. Onların yeri de güzel, bunun yeri de güzel. Vectra C'lerde öyle. Vectra C'lerde öyle. Tabii kaçırmışız. Senin bir 1.9 dizelin varmış. Arka koltuklarına varana kadar elektrikli dedin. Aynen. Efsane bir araba. Var ya ona. Sağlık olsun. Dün gece rüyamda gördüm yani, öyle söyleyeyim. O kadar üzüldüm yani onu kaçırdığımıza. Bir de 1.9 dizel. Arka tarafta arkadaşlar böyle koltukların yerleşimi falan güzel. Oldukça rahat oturuyorsun ama arka çok yüksek abi. Evet. Bir de şimdi bu konsol mesela şöyle öne doğru geliyor ya. Hani şu kısmı biraz böyle düşükmüş gibi duruyor. Düşük de zaten, çok yüksek değil. Onun öndeki havası çok iyi ama arkadan baktığın zaman bütün yola hakimsin yani. Sanki ikinci kattan birinci kata bakmışsın yani gibi. Arkadan baktığında da hani önde oturuyormuş hissiyatı veriyor. O da değişik bir artı. Koltuklar biraz daha oturma yeri aşağıda ama yukarıda gibi duruyorsunuz. Yani enteresan bir tasarımı var. Koltukların kendi yukarıda. O yukarıdan böyle bir oyuk yapmışlar. Aşağı çöküyor musun? Ya çökmüyorsun. Kendi yukarıda çünkü. Ama oldukça rahat koltukları var. Arkada yine 3 tane kafalığımız var. Bu kafalıklardan sağ soldaki ikisi, bir ip var orada, çekiyorsun yatabiliyor. Evet. Onun mantığı ne? Arka koltuklar da yatabiliyor komple. Görselleri gelir zaten şimdi. Arka koltukları yatırdığın zaman o kafalık da araya giriyor. Araya giriyor aynen. Orada bir sıkışıklık yaratmıyor. Aynen öyle. Gayet güzel oluyor. Bir de koltuğu yatırdığın zaman minder kısmı da biraz aşağı doğru geliyor. Bagajda dümdüz oluyorsun. Aynen dümdüz. Tek şey. Yani orada bir transit oluyor ondan sonra zaten arka taraf. Onu yatırdığınızda zaten 1000 litrelere aşıyor yani bagaj arası. Kesinlikle aşıyordur. Diz baş mesafesi gayet güzel. Zaten baş efsane abi. Benim boyum 1.78. Yani 2 metre sığar. 2.10 falan da sığar oraya. Diz biraz daha az ama diz de rahat yani. Öyle çok ciddi bir şey yok. Bu ön konsola gelelim abi. Ön taraflar çok güzel hakikaten. Ön taraf çok iyi yani. Bu yani yatık olması özellikle. Çok ferah bir hava vermiyor. Çok ferah bir hava geliyor. Yani göğüs aşağı doğru geliyor. Yani çok kasvetli üzerinize gelmiyor. Tamamen yoldasınız. Bir de şöyle hani mesela bak şu. Her şey elimin altında. Bak görüyor musun evet. Elime? Hiç zorlanmadan. Bütün ta oralar bile hepsi elimin altında. Bana yani böyle yukarı doğru dönük. Bir de bunu böyle şuradaki şeyi güzel vermişler. Kavisi. Evet. Vites topuzunun olduğu yerde yine bir yokuş böyle. Orada da elimi mesela kolda hemen koyunca direkt viteste. Bunu zaten yeni nesillerinde bile kullanıyor hatta. Arkası boş aynen. Oluyor. Sen de arkasın. Bundan arkasına ise göz yapmışlar. Ama bu tasarımı Volvo klasik tasarım diyebiliriz. Her arabasında bunu kullanıyor. Bunu kullanıyor ve çok kullanışlı abi. Tabii. Güvenli de bir tasarım. Bu kapı içlerimiz de yine gayet güzel arkadaşlar burada. Yine dört camımız tam otomatik açıp kapanabiliyor. İçler komple deri güzel. Kapı içi gözlerimiz ön tarafta da var. Şey güzel bu kapı tutma kollarının falan rengi güzel abi. Yani hakikaten böyle bir alüminyummuş gibi gözüküyor. Mat krom ve bu renklerle uyumu çok güzel. Aynen. Yani krom şeyle de o ahşapla da uyuyor. Yani hem mesela ahşap var, klasik bir tasarım. Hem bu şekilde sportif detaylar var. Sportif var. İkisini birleştirmiş. Ve ikisi birbirine uyumuş mesela. O çok aynen. Önemli. Bu renk tonlarının birbirine uyumluğu. Yani sene 2006 hani o zamanları düşündüğünde. 2002 desen ona. Doğru 2002 de diyelim. O zamandan geliyor yani. Aynen öyle. Şimdi yine burada arkadaşlar direksiyonun sol tarafında far ayarlarımız var, sis ayarlarımız var ve el frenimiz var. El freni eski Mercedes style. Buradan çekiyorsun, ayaktan tutturuyorsun falan. Bu direksiyonumuzun abi ahşabına kadar güzel ya. Şuna bak bir de şimdi ahşap yapıp geçmiyor Volvo. Elimin geldiği yerlere de deri parçalar atıyor. Dikişli böyle. Fix çok güzel gözüküyor. O premium hissiyatını her zaman veriyor. Kesinlikle yani. Veriyor ve yani elinden kaymıyor. Yani şunun mantığı elinden kaymasın. Ha, burayı tut. Şuraya elini koyduğun zaman hayatta kaymıyor. Bu direksiyon zaten diğer modellerinde de kullandığı direksiyon oldukça güzel bir direksiyon. Burada bir şey var. Sağ tarafında mesela Bluetooth telefon tuşumuşu var. Bunlar çalışmıyor. Şimdi bu telefon var onu göstereceğim birazdan. Burada sol tarafta sabitleyici tuşlarınız, sağ tarafta da yine ses sistemi ayar tuşlarınız yer alıyor. Bir direksiyonun derinlik yükseklik ayarı da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Bir de direksiyonu bitirmeden mesela aracın dışına bakıyoruz, içine bakıyoruz ne kadar büyük. İşte ne kadar. Biraz yavru tank gibi duruyor araba. Tabii. Ama direksiyonun inceliğine ve kibarlığına baktığın zaman. Aynen kesinlikle. Orada çok güzel. Bir de içeriden o kadar büyük de hissetmiyorsun arabada. Evet. Yani içine bindiğin zaman öyle büyük falan hissetmiyorsun. Kaldıranlarımız benim Volvo'nun en sevdiğim kaldıranları. Sade, açık seçik, geniş yerleşimli, net. İşte sol tarafta bir yol bilgisayar ekranı var. Orada ortalama tüketim, anlık tüketim falan gösteriyor.
Bu orta tarafa geldiğin zaman şurada bir tane hoparlörüm var mesela. Burada yine dörtlü flaşör, küçük ama güzel yedirmiş. Hiç böyle göze batmıyor böyle. Oldukça kibar. Basış hissiyatı da güzel abi. Tık tık yani. Gayet iyi. Yumuşak. Şuralar hep yumuşak zaten buralar. Evet. Deri kaplı. Aşağısına geldiğimiz zaman bu konsolda ortada bir böyle yeşil renkli ekranımız var. Sol tarafta volüm tuşu, FM, CD, işte müzik değiştirme falan şoföre yakın yapmışlar. Telefon tuşları falan burada yer alıyor. Sağ tarafta yer alıyor. Burada yine bir telefonla ilgili veya işte radyo ile ilgili tuşlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada bir menü tuşunuz var. Buradan da ufak tefek ayarlara girebiliyorsunuz. Audio, radyo ayarları vesaire. Yani çok detaylı bir şey yok ama burada böyle bir şey var. Onun haricinde onun altında ufak bir göz var. Buraya bir şeyler, cüzdanımı sar mesela benim buraya. Ufak ama güzel bir göz. Alt tarafında dijital çift taraflı bir klimamız var. Yine insan efekti abi. Aynen. Nereni üflemesini istiyorsun? Orana üfleyeyim diyor. Onun altında DSTC gelişmiş bir antipatinaj ve ESP sistemidir. Bunun tuşu var. Şöyle açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Basıp çekebiliyorsunuz. Burada çocuk kilidimiz var mesela. Çocuk kilidinin burada olması kilitledi şu an. Müthiş bir şey. Onun haricinde yan aynaları kapama tuşumuz var burada. Yan aynaları kapatabiliyorsunuz. Ön park sensörü off tuşumuz ve şeyimiz var. Alarm şeyimiz var. Mesela kapatacaksın, gideceğin bir yerde iç alarmı açıyorsun. İçeride bir şey hareket etti mi araba sana haber veriyor. Bu öndeki şeyler de güzel. Tutacaklar aynen. Da güzel. Mesela şu yukarıda yok. Aynen yukarıda yok. Onları buraya koymuşlar. Bilinçlerde kolaylık oluyor. Aynen bilinçlerde kolaylık da oluyor zaten. İri bir araba çünkü. Bu yukarıda iki tane aydınlatmamız aynı zamanda arka tarafta da hem iki tane tutacağımız var hem iki tane aydınlatmamız var aynı yerde. Işıklı makyaj aynalarımız var. Sound off ayarlarımız ve aydınlatma ayarlarımız bu yukarıda yer alıyor yine. Otomatik kararan bir iç dikiz aynamız var yukarıda. Bu sağ tarafta kilitli kocaman bir torpido gözümüz var. O da gayet güzel bir torpido gözü. Yani ağzı falan da geniş açılıyor. İçi de kaplı aynı zamanda aydınlatması da var. Şöyle buraya geldiğimiz zaman şanzıman kolumuz. Burada manuel modu da var. Sola çekip manuel alabiliyorsunuz ve winter modu var. Kış modu. Bastığın zaman hemen kış moduna geçiyor. Onun arkasında iki tane bardaklığımız var. Şu kapağın abi şöyle bu tarafa açılması çok güzel. Evet. Ön tarafa bir şey dökülmez en azından. Ve tutar bu burada. Gayet güzel bir detay. Ve onun arkasında bir tane telefonumuz var. Esas olay orada. Esas olay burada. Bak bu şeyle mesela yolda gidiyorsun. Bak tuşmuş yok. Tuşlar burada abi. Kibar bir şey bu. Sade avize var. Buradan konuştun abi güzel. Şeyi güzel bunun. Mıknatıslı. Evet. Attın tuttu bak. Evet. Yani bunu burada attın. Hop tuttu burada. Bastın tekrar kapandı. Hiç bakmana bile gerek yok. Çok müthiş bir sistem yapmışlar ve çok kibar. Onun arkasında da iki bölmeli bir kol dayanağımız var. Bu ileri geri yukarı aşağı hareket etmiyor ama rahatlığı ve yerleşimi o kadar güzel ki. Ayara gerek yok. Bununla ilgili şeyi söyleyebilirim. Çok gıcır diyor yalnız. Kol dayanağı. Şeylerde, eskirtlerde, satmışlarda da öyleydi. Kol dayanağı çok gıcır diyordu. Dönüş çapımız yani bu arabaya daha iyi olmalıydı diyorsun ama yetiyor da. Abi çok dar yerlerden dönerken bir iki manevra yapman gerekebiliyor onu söyleyeyim. O konuda eksikleri var. Araba genel manada donanım iç dış olarak böyleydi arkadaşlar. Motora geçelim. Motor 185 beygir 2.4 D5 5 silindirli 20 valflik makine. Şanzımanımız 6 ileri tork konvertörlü Aisin marka bir şanzıman. Bununla birlikte işte tabi motor 400 Nm de tork üretiyor. Arabanın ağırlığı 1900'lü kaçtı abi? 1935 kilogram. Biz de binince 2 tonu geçti araba. 2 tonu geçti aynen öyle. Evet. Ciddi bir ağırlığı da var bu makinenin baktığın zaman. Ve 0-100'ü 11 saniye civarlarında bu motor ve şanzımanla beraber. Çünkü çok ağır bir araba. Şurada mesela birazcık basalım abi ne diyorsun? Olur. Bir 0-100 deneyelim ama. Bismillah. Dip gaz yaptım. Tabi kalkışımız ağır. 4000'lere kadar maksimum çeviriyor. 60 olduk. 80 olduk. Yüzlere geldik ama ileride sağ olsun bir tane tırcı dayımız. Abi o ne ya? Kocaman tırı oradan döndürüyorsun. Şimdi biraz daha şurada mesela önümüz açılmışken yardıralım. Mesela 100 olduk. Şimdi bakalım. 6. viteste arkadaşlar. 110 km hızla 2000 devirde gidiyor araba. Zaten ses falan gelmiyor. Yani 3000 devirden sonra motor sesi geliyor. Evet. Hani böyle 160'larda falan 3000 devirlere yakın rahat gidiyorsun arabayla. Devir oranları falan hiç fena değil. Şanzımanın vites geçişlerini hissetmiyorsun. Zaten tam otomatik bir şanzıman. Çok hızlı bir şanzıman da değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet.
Tabi 4 çarpı olmasının da şey var. Yani biraz da araziye tabii yönelik. Onu da söyleyeceğim. Bu arada arabamız sürekli 4 çeker arkadaşlar. Sürekli 4 çeker olmasının avantajları var tabii ki arazide falan girdiğiniz zaman, ama tam olarak bir arazi arabası olarak da tasarlanmamış. Aynen. Ve yani bu araba şey E segment zaten. Hani bu arabada uzun yol yapacaksın. Böyle rahat rahat dolduracaksın çoluk çocuğu. Gideceksin, geleceksin. İşte Q7'ler, X5'ler bunun emsali arabalar. Çok arazi odaklı değil, daha çok uzun yol. İşte şehir içi kullanımlarda. Güzel Karadeniz gezisi olur. Rampara yollarda 400 torkla. Aynen, müthiş gider gelirsin dediğin gibi. Bir de bu arabada şey var. Şimdi sürüş olarak şunu söyleyeyim. Çok heybetli duruyor ama şu işte konsolun tasarımı olsun, koltukların yerleşimi olsun. Koltuklarımız bu arada sol ön taraf hafızalı. Elektrikli koltuk, sağ tarafta manuel ayar yapıyorsunuz. Ve iki koltukta da bel destek ayarı var ön tarafta. Hani sürüşü bir şey gibi, yani normal sedan veya hatchback bir araba kullanıyor musun gibi. Hiç böyle büyük bir araba kullanıyor musun edası yok. Kullanımı oldukça kolay olan bir araba. Böyle biniyorsun ve sürüyorsun. Hiç böyle bir şeyin yok. Rahatsız olduğun bir durum yok. Nerede sıkılırsın? Dar alanlar, park manevralarında sıkılırsın. Yani, o zaman büyüklüğü ortaya çıkıyor. Suların genel sorunu. Ama özellikle mesela uzun yola çıktığın zaman abi yolun tek hakimi senmişsin gibi gidiyorsun arabada. Aynen öyle. Hakikaten müthiş bir hissiyatı var o manada. Ben çok beğendim. Sürüş olarak arkadaşlar, hani yalıtımından da biraz bahsedeyim. Yalıtımı yaklaşık 100'den sonra rüzgar sesi geliyor. Yol sesi neredeyse gelmiyor yani. Çok böyle hiç lastik sesi pek duymuyorsun. Yalıtımı yani 2.4 dizel makine var ama ona rağmen ses motor çok yalıtımı var. Çok iyi yani. Motor yalıtımı zaten şehir içinde diğer gürültüden dolayı çok fazla bir şey duymuyorsun. Hatta hiçbir şey duymuyorsun. Çalıştırdığında dizel. Titreşimi oluyor ilk başta çalıştığında. Haricinde hiçbir şey yok. Zaten şey var abi, motor kaputunun orada böyle yukarıdan ben şey dedim yani, ulan kule gergisi mi falan, kuleye bağlı değil falan derken bir altına eğildik. Üstten motor kulağı yapmış adam arabaya. Evet. Yani o çok da çok ilginç bir şey. Ve şey yani onunla birlikte 3000 devirin altında böyle hiç ses falan duymuyorsun neredeyse. Çok güzel bir yalıtım var. Bu dönemde mesela özellikle güzel bir yalıtım var arabanın. Onu beğendim ama rüzgar sesini duyuyorsun abi her türlü 100'den yani, sonra falan yüksekte geliyor. Yüksekte olmasının onda biraz dezavantajı. Aynen. Bu arada Euro NCAP'ten 5 yıldızı var. Yol tutuşa gelelim. Yani lastiklerimiz çok büyük değil. Yanaklar kalın. Jantlarımız çok büyük değil daha doğrusu. Lastik yanakları da kalın. Etli etli böyle. Süspansiyonları ona rağmen sert ama. Yani çok böyle acayip konfor yaşayacağım bir makine değil. Zaten bu boyutta, bu ağırlıkta bir arabaya yol tutturabilmek için bir şeylerden ödün verme tabii canım kesinlikle gerekiyor. Ve arabanın hani yol tutuşu ciddi manada çok iyi. Yani ben çok güzel, memnun kaldım. Güzel yol tutuyor araba ama şunun hep farkında olman lazım. Yüksek bir arabadasın. Yani yanar rüzgarlar, açık yollar illaki senin burun dirayetini falan etkileyecektir tabii, yani bu arabada. Alttan geçen rüzgar fazla olduğu için tabii. Her türlü tehlike hemen hemen var. Ama bir Volvo güveni de var. Yani bunun ayarını bilerek kullanırsan oldu ya, yolda işte ilerlersin. 130, 140, 150 off demeden gidersin bunlar yolda tabii. Hiç böyle şey yapmadan, ama tabii bir hatchback kullanmadığının farkında olacaksın yani. O da önemli bir mesele. Bu arada ön tarafta iki tane koltuk ısıtmamız da var arkadaşlar. Arkada yok maalesef. Sivas modu. Sivas modu aynı. Arkada da olay da iyiydi yani. Volvo'larda genelde arkalarda olmuyor. Arkaya da yünlü kilim seneler. Artık yapacak bir şey yok abi. O da bizim şeylerimiz. O da Türkiye modu. Ben de seriyordum. Çünkü mesela Volvo varken ben de kışın şeydi yani, zorlu geçiyordu. Bu arada şeyden bahsedeyim. Arabanın arkadaşlar derileri yani Volvo gruplarında çok fazla kaliteli de, çok böyle bakman lazım bunları. Evet, sürekli bak. Özellikle mesela onlar sol da kroniktir Volvo'larda. Tabii. Sol tarafta sol yan, sağ tarafta sağ yan binip indiğiniz yerler biraz fazla aşınır. Böyle güzel güzel bakmanız lazım bunun derilerine. Çok yıpratmamanız lazım. Ama İşte mesela genelde şey olur. Volvo sahipleri genelde silah sahibi adamlar da oluyor biliyor musun? O yüzden Burada şey derler işte. Silahtan, eski Volvo'cular öyle derdi. Silahtan dolayı işte şurada yıpranma var, aşınmıştır falan filan. Aynen öyle. Şimdi öyle derlerdi. Ben tabii eskiden bol bol böyle Volvo baktığım için Volvo merakımız da çok var. Bu arabanın kroniklerine gelelim. Onlardan biraz bahsedeyim. Aslında bu motor çok sağlam bir motor. Yani düzgün bakarsan, yağına suyuna dikkat edersen hiçbir sorun yaşamazsın. Ama bu arabada yani en çok yaşayacağın kronik problem, ben size söyleyeyim. Akü kutup başını sök takla birçok şeyi halledebiliyorsun. İşte bazen bu elektrikli aynan çalışmaz. İşte bazen bu ortadaki ekranın bir gider gelir. Ondan sonra bazen bazı tuşların basmayabilir. Evet. Bu tür şeyler yaşayabilirsin. Bunun için de genelde ustaların şeyi şudur. Kutup başlarını sök bir tak düzelir. Söker takarsın düzelir.
Onun haricinde direksiyon kutunuza ve ön takımınıza dikkatli baktığını alacağınız zaman 4x4 bir araba alıyorsunuz sonuçta ve güçlü bir araba alıyorsunuz. Onun haricinde işte bu burada ufak tefek ABS uyarınız, şunuz bunuz gelebilir. Ara sıra geliyor. Aynen. Ama bak, çok elzem şeyler değil açıkçası. Kutup başı sök takla giderirsin. Evet. Bir yerden sonra da sensör değiştirir, devam edersin. Hani ufak tefek böyle problemleri var ama bu arabada en masraflı olup dikkat etmen gereken yer şanzıman abi. Şanzıman iyisin. Çok güzel bir şanzıman. Çok iyi çalışıyor. Çok hızlı olmasa da iyi çalışıyor. Ama alırken çok dikkat etmen lazım. Güçlü bir makine. Doğal olarak aktarımı şanzıman üzerinden yaptığın için şanzıman bir yerden sonra dayanmayabiliyor ve bazı Volvo kullanıcıları da bu arabalar uygun maliyette de satılıyor. Alıyorlar. Yükleniyorlar. Ondan sonra hep şey vardır ya, arabada bir arıza çıkınca sen şunu bir gider de bunu bir sat. Evet. Niye? Alan can değil mi abi yani? Doğru, o da. Şimdi yani bu modellerde bununla da çok karşılaşırsınız. Özellikle bunun S60'larında çok karşılaşırsın. Çünkü onlar biraz daha uygun maliyetli zamanında da satıldı. Onlar da mesela bu tip kullanıcılardan almamaya dikkat edin ve alırken buralara çok dikkat edin. Dikkatli baktırın. Bizim arabamız 124 bin kilometrede daha zaten hiçbir şey olmamış maşallah. Çok temiz bir araba. Hakikaten çok temiz bir araba. XC90 böyleydi arkadaşlar. Yani ben kullanırken acayip zevk aldım. Kullandığım en güzel bu segmentteki SUV'lerden bir tanesi diyebilirim bu arabaya. Ben böyle tarz arabaları da seviyorum. Yani içerisinde teknoloji olan, bu kadar rahatlık olan, koltukların falan da oldukça rahat. Minder kısımları da mesela bir tık daha, bir santim belki daha uzun olabilirdi ama bu da oldukça güzel. Ama koltuklar, kafalıklar, koltuklar adam insanı dinlendiriyor. Yani. Şu an 13 yıllık bir koltuğa oturuyoruz. Mesela 13 sene olmuş ama hala konforu yerinde. Yani bir de şöyle bir şey var şimdi bu arabada. Ben mesela Volvo gruplarının koltuklarında abi, ben bir günde 2000 km Volvo'mla yol yaptım. Ve inmek istemiyordum. Yani böyle bir bana şey geliyordu. O koltuğa oturunca dinleniyormuşum gibi geliyordu. Yani bunu abartarak söylemiyorum. Hakikaten öyle. Volvo seviyoruz yani. Tamam, o ayrı mesele ama hakikaten de çok güzel yanları da var. Ve kötü yanları neler derseniz, parça problemi, usta problemini yaşarsınız. Düzgün bir Volvo'cunuz varsa, işte düzgün bir ustanız varsa, çözebilecek, yani problemleri çözebilecek ustalarınız varsa bu arabaları her yerde kurcalatmayacaksın. Çünkü niye? Parçaları pahalı. Onun bilgisini de verelim yani. Parçası pahalı. Dikiz aynen kopsa 2000 lira para harcamak zorunda kalırsın. Ha bugün bu sınıftaki bütün arabalar böyle. Ama evet. Volvo'da daha alt segment arabalar da alsan fiyatlar böyle. Tabii. O birazcık farklı geliyor. Yani hepsi bundan, geliyor. Yerli olmadığı için. Yan sanayisi çok gelişmiş olmadığı için. Genelde orijinal parça almak zorunda kalıyorsunuz. Onlar da tabii euro bazlı olduğu için ister istemez bize daha maliyetli faturalar çıkartabiliyor. Tabii kesinlikle öyle. Yani mesela şimdi özellikle bu arabaya özel. Mesela bak şu cam aç şey, kapıları kapattığın zaman şeyler var ya abi, diller var ya içine evet, giren. Evet. Onun etrafındaki silikonlar düşmüştü benim S40'ta. Tanesini 85 lira mı ne aldım o zaman? 2013 tane düşün yani tanesini. Şu kadar bir şeye. Doğru. Orijinal alırsan işte 100 küsür milyon falan değil. Bir de yan sanayi yani aldım. Orijinal istersen 100 küsür milyon falan. Parçası pahalı abi. Yürek ister. Ama yüreğin varsa da zevk verir ya. Zevk verir tabii. Kesinlikle. Yani. Güvendesin. Bir de Volvo'nun şeyi kitlesi de var. Tabii. Mesela kitlesi ayrı, ayrı seveni var. Her arabada olduğu gibi Volvo'nunki de bir başka. Tabii şey de var mesela bunda. Adam mesela variyetli ama şey istiyor. Yani böyle çok belli olsun istemiyor, tamam mı? Volvo bin ya abi. Yani vampir arabası. Doğru. Evet. Aynen, gayet güzel. Abi çok teşekkür ederim. Benim için ben çok zevkli ve güzel bir video oldu. Allah razı olsun. Aynen, çok güzel oldu. Serkan abi bize maşallah bu ara epey araba buluyor. Allah razı olsun. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler. Abi bu arada yakıt tüketim verilerini alalım senden. Tabii ki. Şehir içinde dikkatli kullanırsanız 11,5-12 litre civarında yakabilirsiniz. Biraz daha ben performans istiyorum derseniz işte ara sıra bas çeklerle 15'leri 16'ları görüyorsunuz. Ama uzun yolda 8,5'a kadar düşebiliyorsunuz. Yani ortalaması 10-11 litre diyebiliriz. Bizde de 11 yazıyor zaten uzun yoldan gelmişsin. Aynen. Yani bu hacimde, bu büyüklükte bir araç için 10-11 litre şu an çok iyi. 2 ton aynen. Yani öyle bakacaksın. Bizim bildiğimiz arabalar 1000, 1100, 1200. 2 ton yani makine. Ya zaten kafada. Sadece bizim ülkemizde yakıta bakılıyor. O da malum vergilerden, fiyatlardan ötürü. Yani standarta baktığında çok iyi değer aslında. Bence gayet güzel değer. Aynen öyle. Görüşürüz o zaman.